Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, daha önceki videolarımda da söylediğim üzere son 3 tane daha video yapıp bu konuyu tamamen kapatacağımı söylemiştim. Bugün 3. göz olarak YouTube'da yayın yapan televizyon kanalının sahibi ve oradaki gazeteci İrfan Aydın'la ilgili kendisinin deli saçması yorumlarıyla ilgili bir şeyler anlatmaya gayret edeceğim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben 16 yaşındayken bir psikiyatriste gitmiştim. Kendisine kendi ruh dünyamın içindeki kargaşaları anlatmıştım. Bunun üzerine kendisi bana Haldol ve Akinaton, yani delilere verilen hapları vermişti. 2-3 gün içtiğimde bunun bana çok iyi gelmediğini anladım. Çünkü normal olan aklımızı da tamamen kaybetmiştik. Sonra kendimin hangi anlamda, hangi ruhsal konumda sıkıntıya oturtturabileceğimi çözüm bulmak için Freud'un psikanaliz temel ilkelerinden Abraham Maslow'un humanist psikolojisine kadar, yani en uçtaki iki kuram ve ortadaki tüm kuramları inceledim. Freud psikanaliz temel ilkelerinde kısaca sorunun üstüne giderek tedavinin, Abraham Maslow da sorunun üstüne gitmeden, bilinçaltının derinliklerine onu olumlu betimlemelerle göndererek bu şekilde bir tedavi yöntemini savunuyor. Ve bunun yanında Budizm, Hinduizm ve Şamanizm, bunların haricinde 4-5 bin senelik bu köklü eğitim, öğretim şeylerinin, bilgelerin şeylerinin, çünkü oralarda bunlar din olarak kabul edilmiyorlar, bunları inceledim. Ruh sağlığına nasıl yaklaşıyorlar diye. Tabii ki semavi dinler. Semavi dinleri ve tabii ki bizim yüce dinimizi. Bunların insanın ruh dünyasına açılımlarını ve değerli insanların, büyük alimlerin bu konulardaki yorumlarını inceledim. Kıymetli kardeşlerim, ben kendimi bu anlamda bir yerlere oturtturabildim. Ancak Allah'a yemin olsun, biraz sonra anlatacağım sebeplerle bu İrfan Aydın isimli arkadaşın ben psikolojik dünyasının bu betimlemelerin hiçbirine girdiğini anlayamadım. Göremedim, bilemedim. Vallahi deli desem deli değil. Ama akıllı desem vallahi akıllıdır. Kendisi yayına başladığı zamanlarda, çok önemli yayına başladığı tarih, yayına başladığı tarihten 8-9 ay önce İstanbul Adliyesi'ne bir dilekçe veriliyor. Bu dilekçede kendisinin anlattığı, benim yayınladığım tweetler ve diğer birkaç şey gösterilerek benim FETÖ'cü olduğum şikayeti yapılıyor. İstanbul Başsavcılığında hala hazırda da bu dilekçe durmakta örgütlü suçlar. FETÖ bölümlerine bakan savcıların önünde. Kıymetli dostlarım, bu arkadaş bir başlığı açıyor. Sedat Peker FG plakalı bir arabaya biniyordu. FG 01'miş bunun plakası. Bu da benim örgütün hiyerarşisi içerisinde, FETÖ'cülerin içerisinde konumumu anlatıyormuş. Konumumu yükseltmeyi gösteriyormuş. Kıymetli kardeşlerim, 10 senedir cezaevindeydim. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildim. Tabii ani bir tahliye olduğu için dışarıda hazır bekleyen bir araba yok. İki tane jip araç kiralama servislerinden kiraladık. Kısa bir süre bunlara bindik, 10-15 gün. Daha sonra kendi arabamızı aldık, ona binip devam ettik. Ya bütün dünyayı vermeye verip FG plakalı arabaya biniyor, FG 01. Ya kardeşim, bu arabanın plakasını bir sorgulasana. Bu arabanın benim mi, ayrıca kiralama şirketinden mi kiralanmış, ya bunu bir görsene. Ya kiralama şirketinden olmasa da, şimdi normal FG plakalı binanın herkes Fethullahçı diye dillendirilebilir mi? Şimdi biraz önce dedim ya, insan psikolojisiyle ilgili yazılmış vallahi hemen hemen tüm eserleri inceledim. En uç eserleri ve ortadaki kuramları. Bu arkadaşı tarif eden bir şeyi ben yemin ediyorum billahi bulamadım. Ben kendimi çok aykırı zannederdim. Ama kendimi tanımlayabileceğim bilgilere eriştim.
Ama bu arkadaşla ilgili inanın hiçbir yerde bir tarif yok. Benim Fethullah'tan mafya imamı olduğumun ikinci ve en büyük delili olarak attığım tweetleri gösteriyor. Ama tabii ki ona bunu öğretenler kurnaz. Çünkü insanoğlunun hafızayı beşerdir. Yani insanoğlunun hafızası unutmaya muktederdir. Şimdi benim o tweetleri hangi sebeple paylaştığımı üstünden 3-4 sene geçmiş. Tabii ki genç arkadaşlarımız bilmiyor. Onlara üzerine çalışıyorlar. Bir düğüne davetliydim. Düğünde de Sayın Cumhurbaşkanımız oradaydı. Bütün herkes yanına gidip saygılarını sunduğu için ülkemizin Cumhurbaşkanı, ben de gidip saygılarımı sundum kendisine. Ve bu tokalaşma anındaki çekilen resimleri bir anda sosyal medyaya ve medyaya düştü. Kıyamet koparıyorlar. Ülkenin Cumhurbaşkanı mafyayla beraber. Ben de o zaman burada bir adaletsizlik olduğu için bu algıyı nasıl tersine çevirebilirim dedim. Hemen arabanın içindeyken yanımdaki arkadaşa yaz dedim şu tweetleri. Tweetler şöyle. Eğer ki ben mafya babasıysam 90'lı yıllarda benden neden öğrenci bursu istediniz? Eğer ben mafya babasıysam 90'lı yıllarda neden kurban parası benden istediniz? 90'lı yıllarda neden himmet olarak benden para istediniz dedim. En son tweet'i de şöyle süsledim. Sadece 10 tane yaptırılan, içine Fethullah Gülen yazan altın saati bana niye yolladınız dedim. Tabii sizin de takdir edeceğiniz üzere bizim Sayın Cumhurbaşkanı'ya çekildiğimiz resim unutuldu. Bu bir anda gündeme düştü. Daha sonra Fethullahçı olarak bilinen önemli yazarlar, Önder Aytaç, Ömre Uslu, bunlar FETÖ'nün propaganda imamları. Hepsi birbirine girdi. Sedat Peker gibi bir adama altın saat verdiyseniz dediler, bu bizim mücadelemiz işte neden başarıya ulaşamadığı belli. Kimisi başka bir şey dedi, bizim resim unutuldu 3-4 gün bu durmadan. Açıp bunları görebilirsiniz internette. Onlar akıllılar ya, algı çalışması yapıyorlar ya, çok kurnazlar ya. Vallahi billahi diyorum kardeşim, müsaadenizle megalomanlık yapacağım. Ben aklımın zekatını bunlara versem, bunlar süper zekayız diye sokaklarda gezerler. 4 gün sonra akılları başlarına geldi. Dediler ki bana basın yoluyla, altın saati göster o zaman. Ben de dedim ki saati kaybettim, saat yok. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu olayın hangi sebeple yazıldığını anlamak için internete girip baktığınızda zaten görebilirsiniz. Ancak dedim ya, yeni nesil. Ben bunu paylaştığımda 10 yaşında olan arkadaşlar şimdi 14 yaşında genç oldular. 14 yaşındakiler 18 yaşında oldu. Onların bilinç altına benim ismimi karışık bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorlar. Ancak değerli kardeşim, el insaf. Ya insanda biraz akıl olur. Biraz izan olur. Biraz mantık olur. Sen 26 kişilik ilk etkisi hale getirilecekler listesinde olan kişiyi, tek sivil olan kişiyi Fethullahçı diye şey yapacağım. Ergenekon sanıklarının hepsine zulüm ettiler. Ancak onların içinde bir kişiye daha çok zulüm ettiler. Beni annemin cenazesine göndermediler. Ve bunun gibi o kadar çok şey, hatta şu an ismi birden aklıma gelmedi. O dönemin Hürriyet'in genel yayın yönetmeni, daha sonra CHP'de milletvekili oldu. O beyefendinin bir köşe yazısı var. Kimse kendini kandırmasın diyor. Ergenekon diyor operasyonunun ilk ateşi Sedat Peker'e yapılan diyor kelebek operasyonu ile yapıldı. İlk 3 gün adı Avrasya operasyonu iken ondan sonra 4. gün değiştirilip kelebek operasyonu oldu. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Şimdi ben bu arkadaşlarla ilgili ne anlatayım diye düşünüyorum. Bir gün bir arkadaşımı aradım. Aklı başında değerli fikirleri olan, devlette de karşılığı olan birisi. Dedim ki ya Allah aşkına
Adamlar 24 saat benle ilgili yayın yapıyorlar. Durmadan dedim bir şey anlatıyorlar. Allah aşkına dedim. Ya şuna bir müdahale edin. Yani bu olmaz. O dostumuz da bir incelemek için bakmış. Bana döndü dedi ki ya sen bunu nasıl ciddiye alıyorsun? Bunlar dedim deli dedi. Benim de şansım o açtığında benim bir tane tişörtüm var. İşte kıyafet alırken beyaz bir rüzgarlık, siyah kot pantolon. Bunun içine uyumlu tişörtleri çıkarır mısınız dedim. Bir tanesini seçtim. Vay efendim. Benim o tişört bilmem illimanitoymuş, bilmem şeytan şifreleri varmış, bilmem ne Allah. Tabii adam bunu dinleyince bana döndü dedi ki ya sen bunu nasıl ciddiye alıyorsun? Dedim ki yanılıyorsun. Samimi söylüyorum dedim yanılıyorsun. Diğerlerini de incele dedim. O diğerlerini de inceledi. Yine ciddi bir şey görmediğini söyledi. Ben de ona şunu söyledim. Bak dedim. Darbe yapılırsa bu ülkenin vatandaşı buna artık izin vermez. Ölümüne izin vermez. Ancak dedim. Patron Halil isyanını biliyorsun değil mi dedim. Hamamda çalışan bir tane tellak. İşi tellaklık yapmak, küçümsemek için söylemiyorum. Ağzıyla iyi laf yapıyor. Gelen müşterilerine devamlı bu konulardan bahsediyor. Ülkedeki işleyişin iyi olmadığı, sıkıntı olduğu, şu olduğu, bu olduğu. Ve sonuç, bizim tellak Halil yola çıkıyor. Ve yola çıktığında o çevresindeki bir grup da yola çıkıyor. Ama o grup yola çıktıktan sonra yolda padişahın o anki yönetiminden rahatsız olan şu veya bu sebeple veya başka sıkıntıları olanlar da katılıyor. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu darbeye uğruyor. 4-5 ay devlet yönetimi yok. Patron Halil önde. O beğenmedikleri patronu Halil, hamam tellalı dedikleri ülkenin bu hale gelmesini sağlıyor. Yer yanlış hatırlamıyorsam, Giray Hanlı Kırım üzerinden Kavkasya'dan gelip yardıma yetişmese, belki de şu an bizim Osmanlı İmparatorluğu diye bir de Türkiye Cumhuriyeti devletimiz bile olmayacaktı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu ta o tarihlerde yıkılacaktı. Bazen dedim o dostuma, bu tip şeyleri önemsemek lazım. Konuşmaları kendin dinlemedin mi? Haldeki çalışanları ayarladık, paraları yok, sıkıntıdalar diye. Bunu dinlemedin mi dedim. Veya o diğerlerini, konuşmaları dinlemedin mi? Hep karışıklık çıkarmak üzerine. Allah aşkına dedim. Bu bizim hastalıktan dolayı, koronadan dolayı 65 yaşının üzerindekiler zaten sokaklara çıkamıyor. Düşen videoları görüyorsunuz, herkes cinnet halinde. Bir de bu sıcaklar geldi, tamamen insanların psikolojisi bozuldu. E genç çocuklar, onlar enerjilerini zaten harcamaları lazım ama evlerinin içine hapsedilmişler. E onlar da patlama noktasında. Kaderin talihi ama bizim ülkemizin talihsizliği, mesela cezaevinde, açlık grevinde ölen sünni bir insan var. O sünni insanın cenazesi özellikle cemevine getiriyorlar. THKP taraftarları ortalığı karıştırmak için. Cemevini biliyorsunuz, Alevi vatandaşlarımız ne kadar önemser. Onlar önemsediği için tabii ki biz de önemseriz. Polis de tabii ki haklı sebeplerle verilen emir üzerine içeri giriyor. Ancak o çıkan arbedede cemevi dağılıyor. Cemevinin o yıkılmış resimlerini, parçalanmış resimlerini şu anda tüm Alevi kardeşlerimizin içerisinde genç kanı kaynayanlarla elden ele dolaştırıyorlar. Sosyal iletişim ağlarıyla yayıyorlar. Bunun ötesinde gündelik işçi olan devlet yardım ediyor ama tabii ki yeterli değil. Sonucunda gündelik çalışıp hayatını idame ettirmek zorunda olanlar, işten çıkarılanlar, maddi sıkıntılardan dolayı insanların içinde öfke var. Bu öfkeyi bastırıyorlar. Ancak şartlar ve zemin öyle bir noktaya gelmiş ki sanki bir şey bekleniyor, bir kıvılcım. Bizim insanımız sağduyuludur. Bu tuzağa düşmeyecektir. Ancak dedim, patronu Halil isyanının baldırı çıplaklar tarafından, sizin tabirinizle çok eğitimli olmayan insanlar tarafından çıkarıldığınızı lütfen unutmayın dedim.
esas tehlike burada yatıyor dedi. Şimdi bir de çok enteresan bir şey oldu. Devletimiz sağ olsun küfürlü konuşmalar yapanları gözetim altına aldı. Sağ olsunlar. Bir anda yaygara Sedat Peker'i tehdit edenler gözaltına alındı. Ancak hikayenin öbür boyutu, onlardan 4 kişi gözaltına alındı. Bana küfür edenlere karşı siz neden bu adama küfür ediyorsunuz? Bir gün kendisi derse sizi mahvederiz dedi diye küfür etmeyene hakaret etmeyen 8 kişi gözaltına, 2 katı kadar. Allah aşkına bu operasyon onlara mı yapıldı yoksa bana sevenlere mi yapıldı? Beni sevenlere mi yapıldı? Alınanlara da şu soruyu soruyorlar. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in örgütüyle ne zaman tanıştın? İçine ne zaman girdin? Demek ki tekrardan suç örgütü olarak şey olduk. Resmi açıklama da bu yönde zaten. Soru da bu yönde. Bu arkadaşlar suçu ve suçluyu övmekten işlem göreceklermiş. Suçlu kim ben? Şimdi ben küfür eden miyim? Siz şahitsiniz. Bir kere tehdit ettim mi? Siz şahitsiniz. Bu arkadaşların da delil olarak tespihlerini almışlar. Benim örgütüm neler diye. Ne kadar enteresan değil mi? Gerçekten çok enteresan. Ama bu İrfan Aydın isimli arkadaşımız herhalde televizyoncu diye alınmadı. Basın mensubu. Peki bir sorun. Senin basın kartın nerede sarı basın kartın? Yok. YouTube'da bir televizyon kanalı açmak benim evdeki ufak çocuğum da açar. Müracaat edin. Bu mu şimdi gazetecilik? Daha da enteresanı var. Enteresanlıklar bitmiyor ki. Darbeyi övmekten, Fethullahçılıktan, cezaevinden çıkan bu şahıs televizyon kanalı açıyor. Ve orada durmadan benle ilgili yayın. Birilerini bağlıyor. Bu diğerlerini, başka birilerini. Derin devlet diye birini bağlıyor. O da derin devlet adına katılıyormuş konuşmaya. Sonuç, eğer beni savundukları için o arkadaşlara bir dava açacaksanız, ben iyi bir vatandaş olarak polislere, savcılara yardımcı olmak istiyorum. İrfan Aydın isimli şahıs Emre Uslu'nun tweetlerini retweetliyor. Adem Yavuz Aslan'ın videolarının paylaşımlarının altına yorum yazıyor. Bunlar devlette yoksa bizde var. Bizim arkadaşlarımız da var. Bunları adliyeye de daha yeni bildirdik. Eğer isteyen olursa kendilerine de bildiririz. O arkadaşların yaptığı suçu suçluyu övmek değil. Kanunu çok iyi biliyorum. Tüm avukat arkadaşlarıma sorun, kanunları çok iyi bilirim. Ancak bu arkadaşın yaptı. FETÖ terör örgütünün propagandasına yardım etmek. Bunu da basın kanalıyla yaptığı için cezası yarı oranda artırılır. En iyi ihtimalle geçmişteki o darbe yayınları da birleştirildiğinde ceza katlanır. Ancak o arkadaşı ihbariye bile çağırmıyorsunuz. Hikayenin ayrı bir boyutu var. Bir anda konuyu şeye getirdiler. Şimdi bakın ya bir de Allah aşkına. Ya Allah aşkına. Yurt dışında bulunan FETÖ'nün tüm YouTube kanallarına bakın. Cezaevine atılan FETÖ'nün bütün kanallarına bakın. Türkiye'den yayın yapan bir de yurt dışında devamlı televizyon formatında yayın yapanlara bakın. Ya bu ülkede en çok benim aleyhimde konuşuyorlar. Bu da yetmiyor. Bulunduğum ülkelerde benimle ilgili her gün dilekçeler, şikayet dilekçeleri yazıyorlar her kurumlara. Hangi ülkeye gitsem o ülkenin istihbarat birimleri zaten gözleri üstüme dönüyor. Burada onlarla uğraşıyorum. Yurt dışında onlarla uğraşıyorum. Türkiye'de de polisin saçma, bence çok saçma söylenen sözlerle ilgili yaptığı dosyayla buralardayım. Dosya ne? Organize suç örgütü lideri. İlerleyen günlerde
dosyanın içindekileri de anlatacağım. Burada madem öyle bütün hepimiz seyredelim. Hepimiz şahit olalım bu durumu. Amaçları şuydu. Ağızları bozuk olan, küfürbaz olan, kafirbaz olan insanlarla beni sanki karşılıklı şey yapıyormuş algısına soktular. Ben her sefer dedim onlara cevap vermiyorum. Bana kurulmak istenen üst perdedeki oyunu bozmak için anlatıyorum dedim. Şimdi bana diyorlar organize suç örgütü lideri. Diyelim ki böyle bir tahkikat yaptılar, ben de buradayım. Bir de yurt dışından onu nasıl isteriz diye yazışmaları şimdiden ayarlıyorlar. Ya hayırdır ya? FETÖ'cülerin liderleri yurt dışına kaçtı 6-7 sene sonra kırmızı gülden çıkarıp istediniz. Daha mahkeme kararı yok. Daha tutuklama yok. Hiçbir şey yok. Beni nasıl alırsınız bunu düşünüyorsunuz. Turşumu mu kuracaksınız? Vallahi beni cezaevinden korkutamazsınız. Ömrümün 16,5 senesi cezaevinde geçti. Billahi beni ölümle korkutamazsınız. Ömrüm hep Azrail Aleyhisselam'ın yanında durarak geçti. Peki beni buradaki ülkeden isterken ne diyeceksiniz? Biz sizin ülkenize polis korumasıyla yolladığımız herhangi bir suçu olmayan, sabıkası olmayan Sedat Peker bu süre zarfında devletin polis koruması altındayken suç örgütü yönetiyormuş. Biz daha bunu şimdi anladık. Sedat Peker'i bize yollayın mı diyeceksiniz? Nasıl bir komedi? Nasıl bir komedi? Bunu nasıl anlatacaksınız? Ve bunun karşılığı buradaki ülkelerde nasıl bulacak? Beni lağımın içine düşürmek istediniz. Beni lağımın içine attınız. Neymiş? Oradan onlar küfür etti. O bırak. Ben küfür etmem. Ancak size ben bir şey söyleyeyim. Biz öyle bir dinin inananlarıyız ki salatü selam olsun Peygamber Efendimiz. Baba tarafı, anne tarafı, hem Beni Muttalipoğulları hem Beni Haşimoğulları üzerindeki koruma kararını kaldırdığında yardım istemek için süt dayılarının oraya, zannediyorum Tayyip, oraya gidiyor yardım istemeye. Görüşme esnasında salatü selam olsun Peygamber Efendimiz'e adeta orada şey yapıyorlar. Diyor ki sen Allah'ın peygamberiysen zaten benim yardımıma ihtiyacın yok. Eğer ki peygamber değilsen zaten ben sana yardım da etmem. Selatü selam olsun. Peygamber Efendimiz çıktıktan sonra mahallenin ufak çocuklarını hazırlamışlar. Kimisi bir yerinden tutuyor. Her iki cihanın sahibi olan Peygamber Efendimiz'e, onun yüzü gözü hürmetine yaratılmış Peygamber Efendimiz'e çocuklar deli deli diye bağırıyorlar, taş atıyorlar. Dışkı atıyorlar. Hem insan dışkısı hem hayvan dışkısı. Yerlere düşürüyorlar. O mübarek insanı. Ancak kendisini o pisliklerle layık görenler bugün hiç hatırlanmazken 2 milyar insanın inanmış olduğu bir dinin ve son peygamber olarak bileniyor. Tabii ki ben kendimi asla ve asla yüce peygamberimizle kıyaslamam. Onu ben saçının teliyle bile kıyaslamam. Ayağının bastığı yerle bile ben kendimi kıyaslamam. Ama biz o peygamberin ümmetiyiz. Siz beni o lağımın içine attınız. Ancak heyhat, insanların yüreğine sevgiyi Cebrail aleyhisselam atarmış. Allah Teala'nın izniyle. Beni bugüne kadar hiç sevmeyen ve sevmesi de mümkün olmayan birçok insan bu yaşananlardan sonra dediler ki bir zulüm var, bir adaletsizlik yapılıyor. Biz duyduk, şahit olduk, gördük dediler. Bizi savunan insan profili değişti. Farklı dünya görüşlerinden insanlar savunmaya başladı. Biraz önce dedim ya, biz o peygamberin ümmetiyiz. Üzerine o pislikler reva görülen ama sonrasında da 2 milyar insanın bugün inandığı dinin son peygamberinin ümmetiyiz. Allah bir kulunun şerefini yükseltecekse onun şerefini
sizin indirmek istediğiniz o lağım çukurunun içinde bile yükseltir. Şükürler olsun ki tüm veriler bunu göstermekte. Yine şükürler olsun ki tüm veriler bunu anlatmakta. Kıymetli dostlarım, bir beni etkileyen hikayeyi anlatmak isterim. Bir gün bir derviş, kaba, saçında 3-5 tane saç var, berbere gidiyor. Berber bunu tıraş ederken o zamanın eşkıyası, şakisi, ağası, kabası, güçlüsü gelip bunun kafasına bir tane vuruyor diğer müşterilerin içinde. Kalk kabak diyor, saç mı var başında, ben tıraş olacağım. Kabak yerinden kalkıyor, gidip orada bir kenarda oturuyor. Bizim şaki, gücün sahibi, oranın en zengini tıraşını oluyor, en güçlüsü. Tam kapıdan çıkacakken hızlı geçen bir araba bunu altına alıyor ve ölüyor. Berber de kabak dediğimiz kişiyi bilir, hissedermiş bir maneviyatı, hissiyatı olduğunu. Derviş efendi demiş, biraz ağır olmadığını. Derviş efendi yani kabak demiş ki, vallahi bana yaptığı için ben hakkımı helal ettim. Ancak bu kabağınla bir sahibi var. Sahibi Allah demiş. Allah buna reva gelmedi demiş. Allah'a yemin olsun. Belki ben günahları olan bir adamım. Bana yapılan belki gayretullah'a birden ulaşmaz. Ancak böyle saçma, aptal bahanelerle beni ufacık kız çocuklarından, hadi öbürleri büyük erkek olanlar, ufacık kız çocuklarından, eşimden ayrı bir şekilde yaşamak üzere bana bunları yaşatanlar unutmayın. Ve bunu engellemeye yetkisi olup da engellemeyenler, siz de bunu unutmayın. Bu gayretullah'a dokunur. Çünkü Yüce Allah'ın açık beyanı var. Mazlumların duasıyla benim aramda diyor hiçbir mesafe perde yoktur. Direkt bana ulaşır. O çocuklar telefonla benimle görüşürken döktükleri gözyaşlarının ve hissiyatlarının direkt Allah'a ulaştığını Yüce Allah'a biliyorum. Çünkü kendisinin açık beyan emri var. Kıymetli dostlarım, gözyaşlarıyla ödenen bedeller tuzlu suyla geri ödenemezler. Pardon, biz yaptık, yanlış oldu. Olmaz. Bu olmaz. Bu olmamalı. Çünkü o gözyaşlarının hamuru acıdan oluşuyor, hüzünden oluşuyor, sevgiden oluşuyor ve sevgiyi ayrı yerlerde yaşamaktan oluşuyor. Allah'a yemin olsun. Bunda emeği geçenlerin hepsinin yaptıkları, kendileri haklıysa zaten bir sorun yok. Ancak haksızlarsa vallahi gayretullah'a dokunur. Bir de yeni bir hikaye başladı. İki sayın bakanın ismini veriyorlar. Kendilerinin arasında bir sorun olduğunu söylüyorlar. Ben bu konulara hiç girmeyeceğim. Çünkü gereksiz yere bu konuların içerisinde boğuluyorum. Tüm FETÖ'cü yorumculara bakın, yurt dışından yayın yapan. Neymiş efendim? Sayın İçişleri Bakanı beni kaçırmış, kurtarmış. Şimdi yeni bir bana düşman yarattılar. Şimdi haliyle İçişleri Bakanı da haklı olarak ne diyecek? Bakan yardımcısına, kalemine diyecek, bağlayın bakan yardımcısına. Buyurun sayın bakanım. Bu Sedat Peker'le ilgili, benle ilgili bir şeyler söyleniyor. Bu nedir kardeşim? Bu kökü mökü nedir? Araştırın bakayım. Bakan yardımcısı da sayın genel müdürü arayacak, emniyet genel müdürü. O da diyecek ki, sayın bakanımızın ismi bu tip olaylarla nasıl anılabilir? Bu nedir kardeşim? Gereğini yapın. Emniyet Genel Müdürü de Sayın Organize Suçlar Daire Başkanı'nı arayacak. Bu emir en son projeye bakan, dosya hazırlayan komisere, başkomisere nasıl inecek biliyor musunuz? Sedat Peker'in ciğerini sökün. Akşam yemeğinde de ısıtıp pişirin.
Şimdi yepyeni bir hikayemiz oldu. Ben Sayın Bakan'la hayatımda bir kere yan yana gelmedim. Veya hiçbir özel dostluğu gerektirecek bir şeyimiz olmadı. Şimdi dikkat edin. Allah aşkına tüm yayınlanan haberlere, videolara bakın. Şimdi yeni hikaye bu. Ancak vallahi önemli değil, billahi önemli değil. Ben kendimi biliyorum. Ben bunu yayanların kim olduğu da belli. Ama Allah aşkına ya bir adam ya kendi derdimi anlatayım diye bir şey söylüyorum. Durmadan yandan yeni hikayeler. Yandan devamlı yeni hikayeler. Kıymetli dostlarım. Bu İrfan Aydın var, üçüncü göz. Diyor ki sen bana cevap vereceğine diyor. Senin eski adamın olan Ahmet Kürtçü'nün senin hakkındaki o cinayetleri anlatıyor diyor, gördüklerini. Sen diyor o cinayetlerle ilgili diyor şey yapsana diyor. Onlara cevap ver. Öbür videoda da o cinayetleri anlatacağım. O cinayetlerle ilgili bana yapılan haksızlıkları ve onların hukuken de o söylemlerin bir çöp olduğunu anlatacağım. Kanun maddeleriyle anlatacağım. Tek tek anlatacağım. Şimdi sana bunu her şeyi affetsen de İrfan Aydın, yani kötülük yapacağım anlamında demiyorum. Yanımda gezen bir Muhammed Hoca vardı, Muhammed Serkan Hoca. Cezaevinden çıktığımda ona dedim ki kardeşim, gittiğim yerlerde 20-30 bin tane genç toplanıyor. Senin kıyafetin de dedim sünnet-i seniyeye uygun. Sen de dedim gel orada görün ki dini insanlarla milliyetçi insanların arasında bir ayrılık varmış gibi gösteriyorlar. Biz milliyetçi insanlarla dindar insanların arasında gözleri bir alışsın. Bu kıyafete, bu duruşa gözleri alışsın. Sonra ona dedim ki bak dedim seni mengeneye alır sıkarlar. Sana dedim öyle eziyet ederler ki inanamazsın. El insaf ya. Programında diyorsun o da uyuşturucu baronu, hoca değil diyorsun. Sübül Efendi Vakfı'nın başkanı. El insaf ya. Ya bir adama bir şey dersin de yakışır. Ya bir şey dersin de lan bu olur mu arkadaş? Lan o adamın çoluğu çocuğu yok mu? Lan o çocuklar bunu okuduğunda üzülmüyorlar. Ulan sana akıl veren o ağababaların bunu söyle bunu söyle diyor da senin hiç vicdan terazin yok mu? Bir de koordineyi öyle güzel kurmuşsunuz ki. İrfan Aydın diyor ki beni Sedat Peker vurdurdu. Ayağını gösteriyor iki yerde. O Ümraniye'dekiler diyor ki beni dört yerimden Sedat Peker vurdurdu. Ankara'daki o sözde Kanaat Önder'i diyor ki biz 2004 yılında diyor Cevdet Yılmaz'la bunlar beraber bana düşmanlık yaptı. Ya ben Cevdet Yılmaz'ı tanımıyorum. Bilmiyorum. Bu da böyle bir hikaye uydurmuş. Tabii polis memuru var ya, ona da 7 gün önce dilekçe verdiriyorlar. Diyelim bunların bağlantıları tam olarak elbet bir gün bir savcının dikkatini çekecek ve sosyal medyada geziyor. Bir savcı diyecek de lan burada normal olmayan bir şey var. Niçin bunu yaptınız? E beni vurdurdu sırtımdan. Beni ayağımdan vurdurdu. Sen Cevdet Yılmaz da bana tuzak kurdu. Sen arabamı kurşunlattın. Ya arabamı kurşunlattı diyor, arabası yok. Vallahi arabası yok o an araçta. Hangi arabayı kurşunlattı? Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, size o saat hikayesini anlatmıştım hatırlarsanız. Bunlar çok zekiler ya. İstedikleri algıyı, benim konuşmalarımı psikologlara incelettiriyorlarmış. Suyu tutarken ben şöyle sinirlenmişim, şunu yaparken böyle olmuşum. Ya kardeşim, senin incelettirdiğin psikolog benim ruh sağlığıyla ilgili yazılmış tüm kuramların eğer dörtte birini okuduysa ben bir daha yemin ediyorum. Yemin ediyorum sokağa dahi çıkmayacağım. Ben eğer ki bir insanın bir şeyi düşünmesini istersem, zaten onu vücut dilimle de olsa, hani siz Sayın Cumhurbaşkanı'yla bizim düğünde yan yana gelmemizi 2 saatte öyle bir örgütlenip abi yaptınız ya, bunun sonu nasıl oldu gördünüz değil mi? Bunun sonu sizin istediğiniz gibi değil. 6 saati de göremediniz.
Ama 4 gün boyunca tüm denge değişti. Sonra hikaye de o resimde unutuldu gitti. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Her zaman söylediğim üzere Allah'a emin olsun. Ben sizi mahcup etmeyeceğim. FETÖ'cülükten cezaevinden çıkmış bu insanların bu anlattığım deli saçmalarından zaten mahcup duruma düşmem. Ancak şunu unutmayın. İnsanoğlu hafızayı beşerdir. Yani unutmaya mahkumdur. Bunlar yeni neslin üzerine devamlı algı çalışması yapıyorlar. 15 Temmuz'u ve diğer olayları lütfen siz de yeni nesle hep anlatın. Bunların yaptığı yayınların etkilerinin altında kalmamasını sağlayın. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a emin olsun, Turan'ı kuracağız. Türk İslam Birliği'ni kuracağız kardeşlerim. Yüce Allah'ın adının ve adaletinin tüm dünyaya hakim olmasını da Türk Birliği'ni kurarak sağlayacağız kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.